Merhaba, Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videomda son zamanlarda oldukça popüler ve bilinir bir hale gelen murt meyvesi, pek çok kişinin aslında önceden gördüğü fakat hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığı bir bitkiden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi murt meyvesi küçük bir elmaya benzer. Faydaları ise saymakla bitmez. Murt, yani hambales. Murt meyvesi Çukurova ikliminde, yol kenarlarında, dağlık alanlarda kendi kendine yetişen bir meyve türüdür. Diğer bir adı hambales olan bir meyvedir. Genellikle Mersin bölgesinde ve Akdeniz ikliminde yetişmektedir. Meyvenin keşiğinden sonra Marmara ve Ege bölgelerinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Murt meyvesi şu şekilde küçük iken biraz daha buruk, daha acımsı bir tadı vardır. Bunlar da rengi olgunlaşmış olanlarıdır, daha iri olanlarıdır. Hafif böyle kahverengiye çalanlar ise en lezzetli olanlarıdır. Biraz daha tadları tatlanmaktadır. Alırken dikkat etmeniz gereken çok küçük olmayan, yeşil olmayanları tercih edeceksiniz. Mesela şunlar. Şunlar biraz çok küçüktür ve bunların pek tadı olmaz. Yemeğe uygun fazla değildir. Ama diğerlerini göstermem gerekirse ilk defa murt meyvesi görenler için ve ben bunu almak istesem hangisini tercih etmek istiyorum diyenler için bir paylaşım. Şöyle iri olanlarını tercih edeceksiniz alırken arkadaşlar. Bunlar ezik değil, çürük değil. Aslında gerçekten lezzetli olanlarıdır. Şöyle iç kısmını göstermek istiyorum. İç kısmı ise bu şekilde çekirdekli bir yapıya sahiptir. Bu şekilde tüketiriz, çiğneyerek de tüketebiliriz. Çekirdeklerin mideye fazla bir zararı yoktur. Bu şekilde biz direktmen yiyerek tüketiyoruz. Vücut için pek çok faydayı içeriğinde barındıran murt, yumuşak dokulu ve küçük yapılıdır. Mayhoş bir tada sahiptir ve taze olarak yenilmesi tavsiye edilir. Çalı formuna yakın olan gövdesinde dal yapıları 5 metreye geçebilir. Sarı ve kahverengi dışında kırmızı ve siyah renk tonlarında da olan türleri de bulunur. Murt yabani bir meyvedir ve yabani bitkilerin bakımı ve aşılanması kategorisinde yer almaktadır. Raf ömrü kısadır. Siyahlaşmış meyveler en sık Aralık ve Şubat ayları arasında görülür. Hafif tatlı fakat lezzetli bir aroması vardır. Rengi dönmeye başladıkça meyvenin tatlılık oranı artmaktadır gördüğünüz üzere. Şunlar oldukça, şu kahverengiler oldukça lezzetli bir murt meyvesidir. Murt, yani hambales meyvesinin faydalarına geçelim. Murt meyvesinin faydaları saymakla bitmez arkadaşlar. Cilt bakımından saç bakımına, enfeksiyonları önlemeden soğuk algınlığına, vücuda kattığı minerallerden vitaminlere kadar akla gelebilecek bir her türden fayda tek bir meyvede toplanmıştır. Uzmanlar murt meyvesini tüketilmesini önermektedir. Murt ya da diğer adıyla hambales meyvesinin faydalarını detaylıca inceleyelim. Murt meyvesi antiseptik özelliğe sahip olan meyve vücudun mikroplarını kırar ve enfeksiyonlu hücrelerin yok olmasını sağlar. Meyve doğal bir balgam sökütücüdür. Boğazdaki balgamı temizlemek için yapraklarının suyundan faydalanılabilir. Kalp ve damar hastalıklarında yakalanma riskini azaltırken damarların tıkanmasını sağlar. Kalp hastaları için de uygun olduğunu söylüyor uzmanlar. Variz sorunlarının en aza indirger, mide hastalıklarına iyi gelir, ayrıca bulantı ve kusma sorunlarının yaşanmasını engeller. Midenin rahatlamasını sağlayarak sindirim sistemi problemlerini de ortadan kaldırır. Sindirim sistemine verdiği destek sayesinde iştah açıcıdır. İltihapları hızla iyileştirirken aynı zamanda akciğer iltihaplanmasından egzamaya kadar iyileştirme etkisine sahiptir. Yaprakları çay şeklinde demlenerek cilde sürüldüğünde akne, sivilce ve lekelerden arındırır. Saçlara sürüldüğünde ise doğal ve gür saçlar elde edilmesini sağlar. Soğuk kış günlerinde ya da her mevsimin geçişlerinde üst solunum rahatsızlıklarında ve enfeksiyonlarda iyileşmeyi artırırken aynı zamanda direnci kuvvetlendirir. A vitamini bakımından oldukça zengindir. Göz yorgunluklarına iyi gelirken görme problemlerine karşı olumlu etkileri vardır. Kolesterol ve şeker sorununun çözümünde de kullanılabilir.
her ikisinin dengelenmesinde destek olur. Uzmanların söylediğine göre murt yani hamiles meyvesi nerelerde bulunur, nasıl kullanılır? Murt en başta belirttiğimiz gibi Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yetiştirilmektedir. Diğer bölgelere ise ihraç edilir. Özellikle Ocak ayında meyveyi pazar tezgahlarında görmek mümkündür. Biz şu an Kasım ayındayız ve Antalya'dayız. Bunu Kasım ayında şu an tezgahlarda görüyoruz. Biliyorsunuz ki Antalya meyve sebze olarak ilk ürünün çıkan bir bölge olduğu için biz ilk etapta Kasım ayında tezgahlarımızda gördük ve sizlere hemen sunmak istedim. Taze tüketilmesi her zaman en doğrusudur. Fakat meyvenin kurusunu büyük kuru yemişçilerde ve aktarlarda bulabilmek mümkündür. Murt kendine özgü kokusuyla meşhurdur. Meyvesi kurutulup öğütüldükten sonra çay olarak tüketilebilmektedir. Ayrıca salatalarda kullanılır veya reçel, marmelat yapımında da kullanılabilir. Buruk ve mayhoş bir tada sahiptir. Ağızda ilginç bir tat bıraksa da olgunlaşmış bir murt oldukça lezzetlidir. Murt, hamiles meyvesinin zararları ve yan etkileri nelerdir? Tabii ki her şeyde olduğu gibi yan etkilerini de bilmesek olmaz. Bilindiği üzere meyvenin herhangi bir zararı ya da yan etkisi yoktur. Fakat genel olarak uzmanlar bilinçli tüketilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sonuçta ne kadar yararlı olsa da her şeyin fazlası zararlıdır. Meyve ölçülü bir biçimde tüketilmelidir. Meyvenin kendisi, dalı ya da yapraklarını hangi alanda kullanılırsa kullansın, ciltte, saçta ya da tüketilerek ölçü kaçırılmamalıdır. Tek seferde avuç avuç tüketilmeye elverişli bir meyve değildir. Ama açıkçası ben murtu sevenlerdenim. Umarım siz de tadını beğenebilirsiniz. Oldukça şunlar çok lezzetlidir gerçekten. Murt meyvesini dalından tüketip yemek emin olun daha lezzetli. İmkanınız varsa bulabiliyorsanız dalından koparıp yemenizi de tavsiye ederim. Tüketim seçenekleri ve miktar ise kişiden kişiye değişmektedir. Kişilerin bünyeleri farklıdır ve bu durumun vücudu tanımak gerekmektedir. Temel olarak günde bir ya da iki tane tüketmek idealdir. Tabii ki şunu da ekleyeyim arkadaşlar, sık tüketiminde yan etkiler meydana gelebilir. Dilde ya da ciltte kaşıntı, boğazda gıcıklanma ya da vücuttaki şeker oranını yükseltebilir. Bu sizin vücudunuzun bünyesiyle alakalıdır. Yani ben bir avuç yerim ama size bir tane yemeniz ideal olabilir. Bunu en iyisi sizin vücudunuz kendiniz bileceksinizdir. Tüketen kişinin alerjisi olup olmadığı da saptanmalıdır. Alerji durumunda murt meyvesini tüketmeden önce doktora başvurmak en doğrusu olacaktır diyor uzmanlar. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Şöyle murt meyvesinden de birkaç tane göstereyim tekrardan. Gerçekten benim çok severek yediğim bir meyve. En azından bir tadına bakmanızı, bu tattan mahrum kalmamanızı öneririm. Umarım videom faydalı olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorumlara sorularınızı, eleştirilerinizi ya da isteklerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın efendim.